yani Peygamber Efendimiz'in karşısında adeta lal oluyordu insanlar. Onun için çok şakacıydı Peygamber Efendimiz. Yani sürekli espri yapıp, şaka yaparak onları çözmeye çalışıyordu. O heybetinin meydana getirdiği muhteşem görünümü bazı insanlar artık ruhlarını bir kasılma ve felç haliyle tadıyorlardı. Onu çözmek için öyle yapıyordu Peygamberimiz. Hazreti Ali de çok şakacıydı. İnşallah ahirette o güzel peygamberimize de kavuşmayı Allah nasip eder. Ona sarılmayı ve diğer güzel peygamberlerimize de sarılmayı Allah nasip eder inşallah. Tabii ki dinde, İslam'da bir katılık yok. Peygamber Efendimiz hayatı ortada. Çok sevecen, şakacı, neşeli, ılımlı, affedici, çok çok insancıl, insan sevgisi dolu bir insandı Peygamberimiz. Ve etrafına güzellik saçıyordu ve temizlik saçıyordu ve onları insanlara yaşatıyordu. Ona benzeyeceğiz tabii ki. Yani biz kendi kendimize bağnazlık, tutuculuğu çıkarırsak İslam dinine de ihanet etmiş oluruz. Allah vermesin. Kur'an'a ve İslam'a her şeye ihanet edilmiş olur o zaman. Allah vermesin. Yani eğer Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa müminler, Peygamberimizin sevecenliğini, güzel ahlakını, aydınlık kafasını, aydınlık ruhunu kendilerine rehber edinsinler. Ve çok espritüeldi Peygamberimiz. Mesela Hazreti Hasan Hüseyin'le sürekli şakalaşıyor. Hatta namazdayken geliyor, mesela bazen Hasan sırtına çıkıyormuş Peygamberimizin. Bazen gelip Hüseyin başının üstüne gelip oturuyor. Peygamberimiz hatta namazı bir kere secdeye kapanmış Peygamberimiz. Sahabeler de secdeye gitmişler cemaat halinde. Bakmışlar Peygamberimiz bir türlü kalkmıyor secdeden. Torunu başının üstünde oturuyormuş, o yüzden kalkmamış. Çocuğun kalkmasını beklemiş. Çocuk kalkınca o da kalkmış. Hatta sahabelerden birisi bir ara başını kaldırıp bakmış ne oluyor diye. O zaman görmüş yani çocuğun başında oturduğunu. Hanımlarına şakalaşan, hatta yakalamaca oynayan bir insan Peygamberimiz. Mesela hanımlarına kim kimi geçecek şeklinde böyle yarış yapan bir insan. Yani çok neşeli olduğu ortamlarda, ama bu espri yapmasının sebebi heybetinden insanların adeta dili tutuluyordu. Onların o heybetten dil tutulmasını ortadan kaldırmak için öyle espriyle, şakayla onlara ruhunu açıyordu. Biraz onları daha rahat hale getiriyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sevgisiz insanları, merhametsiz, muhabbetsiz insanları biz cahil kişiler olarak görürüz. Cahil insanlar tamam tarihte olmuştur yani, anormal insanlar olmuştur ama bu insanlara zaten karşıyız. Çünkü Kur'an buna karşı, Kur'an ahlakı buna karşı, Resulullah buna karşıydı sallallahu aleyhi ve sellem. O Hazreti Hamza'yı şehit eden, Hazreti Vahşi bile affeden, şefkatle yaklaşan, mübarek ve muhterem bir insandı. Güzel huylu bir insan Peygamberimiz ve her zaman için tutuculuğa ve gericiliğe karşı mücadele verdi Peygamberimiz. O zamanın müşriklerine, o zamanın gerici yobazlarına karşı var gücüyle ilerici, aydın bir tavır göstererek, güzel bir ahlak göstererek, ki Kur'an'ın ahlakıdır bu zaten, bunu göstermiştir.